Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba hocam, nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Rektörüm, İl Jandarma Komutanım, Dekanlarım, Yükseokul Müdürlerim, hepiniz ikincisini düzenlediğimiz Growtech Kampüs'te etkinliğimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Dünyada tarımsal üretimin sürdürülmesinde etkin rol oynayan meslek grubu ziraat mühendisliğidir. Ancak son yıllarda yaşanan iklim kriziyle birlikte dünyada özellikle gıdaya ulaşma konusunda ve gıdanın teminini konusunda büyük sıkıntılar yaşanmakta ve bu nedenle de arz talep dengesi bozulduğu için fiyatlarda müthiş bir yükselme meydana gelmektedir. Ve özellikle gelecekte bu nedenle gıdaya ulaşma konusunda çok daha büyük zorluklarla karşılaşılacaktır. İşte burada ziraat mühendisleri çok daha etkin rol olacaktır. Belki de birçoğunuzun ismini bilmediği bir bilim insanını burada hatırlayarak sözüme devam etmek istiyorum. Arnold Ernest Borlaug, belki de Nobel ödülü olan bir barış ödülü adı altında verilmiş bir ziraat mühendisidir. Ve 1970 yılında Meksika'ya çalışmak amacıyla gittiği sırada bulduğu bodur buğdaylarla dünyada insanlığın tarihini değiştiren insanlardan biridir. Ve belki de bugün biz gıdaya ulaşma konusunda biraz daha rahat edebiliyorsak, Borlaug gibi bilim insanları sayesinde bunu yapabiliyoruz. Ve böylece de buğdayda normalde dekara 200 kilogram olan verin neredeyse 1 tonlara ulaşmıştır. Ve daha sonra Meksika'dan Hindistan ve diğer Asya bölgesinde de açlığın sona erdirilmesinde büyük katkıları olmuştur. İşte ben buradan öğrencilerime seslenmek istiyorum. Her biriniz birer Borlaug olma yönünde çalışmalısınız. Ve bu Growtech Kampüs'te etkinliğini biz sizler için yapıyoruz. Özellikle Türkiye'de ilk olarak uygulamaya geçirdiğimiz 7+1 uygulamalı eğitim sistemiyle sizlerin daha donanımlı ziraat mühendisleri olmanız için bir adım attık. Ancak bu da yetmedi. Tüm sektörle sizi bu etkinliklerde bir araya getirerek sizlerin daha donanımlı ziraat mühendisleri olarak yetişmenizi ve dünyaya besleme konusunda hep beraber çalışmayı talep ediyorum. Ve bu vesileyle hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrar etkinliğimize hoş geldiniz. Değerli konuklar, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliği düzenlediğimiz ve Ziraat Fakültesi öğrencileriyle tarım sektöründe bulunan firmaları buluşturduğumuz Growtech Kampüs etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Sektörümüzde bulunan firmalarımızın siz kıymetli öğrencilerimiz ile bir araya gelmesi ve firmalarımıza kazandırılması amacıyla bu etkinliğimizin sivil toplum kuruluşları ve dernekler, firmalar ilişkilerini kuvvetlendirerek bir deneyim sağlayacaksınız. Bu etkinliğimizde öğrencilerimizin nitelikli insan kaynağına, tarım sektöründe iş başvuru süreçlerini öğrenmelerine, iş mülakatlarını yönetebilmelerine, firmaları tanımalarına ve bilinçli tercihler yapmalarını sağlamak için özenle planladık. İnanıyoruz ki ikincisini gerçekleştirdiğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz Growtech Kampüs'te öğrencilerin farklı ve profesyonel bakış açılarından faydalanabilmesi, kariyerlerine dışarıdan bakma şansını yakalayabilmesi için önemli bir fırsat olacaktır. Growtech Kampüs'te etkinliğinin tarım sektöründe en büyük buluşması olan
23 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceğimiz GrowTech fuarına bir bütün halinde olacağını ve ayrılmaz bir parçası olacağını düşünüyoruz. GrowTech Kampüs etkinliğimizin ortağı olan ve ev sahipliği yapan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne proje paydaşları Serkonder, GÜİT, TürkTop, Batusat derneklerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Son olarak da Antalya Ticaret Sanayi Odası'na katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sayın İl Jandarma Komutanım, Sayın Kurum Müdürlerim, Sayın GrowTech Fuar Direktörüm, kıymetli misafirler ve sevgili öğrencilerimiz, Ziraat Fakültemizde dünyanın önemli tarım fuarlarından olan GrowTech İşbirliği ile hayata geçen GrowTech Kampüs'te etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Üniversite ile sektör arasında köprü oluşturan bu gibi etkinlikleri çok kıymetli buluyorum elbette. Çok şanslısınız arkadaşlar, çünkü bizim zamanımızda böyle etkinlikler yoktu. Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitimli ve donanımlı insan kaynağının firmalarla buluşması ortam hazırladıkları için Ziraat Fakültemizi ve GrowTech'i tekrar kutlamak istiyorum. Tarım sektörünün önde gelen firmalarının üniversitemizi ağırlamaktan çok büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Sevgili öğrencilerimiz, arkasında büyük bir emek olan bu etkinlik sizler için hazırlandı. GrowTech Kampüsü etkinliği tarım sektöründe kariyer yapmak isteyen sizlere büyük bir fırsat sunuyor. Alanlarında yetkin, 70'e yakın tarım firmasının katıldığı etkinlikte firmalarla birebir görüşme fırsatı bulacaksınız. Bu şekilde en içli değerlendirerek bu etkinliği gelecekte tarım sektöründe nasıl bir rol üzerinizi keşfedeceksiniz. Değerli hocalarım, kıymetli misafirler, tarım hayatımızın her yönünü etkileyen, geleceğimizi şekillendiren stratejik bir olgu. Tarımın sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi gıda güvenliğimizden ekonomimize, çevremizden iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar birçok alanda hayati bir rol oynamakta. Ancak artan nüfusla birlikte artan gıda ihtiyacı ve iklim değişikliği gibi zorluklarla karşı karşıyayız. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için doğru politikaların belirlenmesi ve bilimin rehberliğinde hareket etmemiz gerekmekte. Tarım konusunda bilimsel araştırmalar yapan bilim insanlarının, gelecekte tarıma yön verecek genç beyinlerin ve ülkemizde modern tarımın lideri olan özel sektör temsilcilerinin bir araya geldiği bu tür toplantılar, tarımın bu kritik önemini anlamakta gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için vesile olmalı. Acil olarak eyleme geçmemiz gereken başta konular var. Tabi bunların içinde en önemlisi suya ihtiyaç. Su biliyorsunuz tarım için vazgeçilmez. Ancak Antalya hem tarım hem turizm kenti olarak bunda çok da iyi bir rehberlik ediyor mu açıkçası çok emin değilim. Her gün Altıntaş'tan geçiyorum. Altıntaş'ın halini görmek vicdan azabı çektiriyor bana. O kadar kıymetli tarım arazilerinin o beton cehenneme dönmüş olması tarım için çok sıkıntılı. Yakında ne tarım kalacak elimizde ne turizm. Bu anlamda çok acil eylem planına ihtiyacımız var. Akıllı tarım uygulamaları, drone etki teknolojileri, yapay zeka destekli tarım destek sistemleri gibi bilimciler verimini artırmak ve kaynakları daha iyi kullanmak açısından büyük önemi sahip. Bu anlamda ben tekrar kutluyorum. Bütün temsilcileri, üniversitesi. Evlerinize sağlık, tekrar hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun. Bir şey var.